Geçmişten günümüze Kürtler ve Irak-Kürt bölgesel yönetimi. Orta çağlardan beri Türklerin hem komşusu hem de ülkedaşı olan Kürtler, tarih boyunca bağımsızlıklarını kazanmak için birçok denemelerde bulundu. 1171-1250 yılları arasında var olan Eyyubi Devleti'nden sonra uluslararası alanda tanınan bir devlete sahip olamayan Kürtler, bu arzularını Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile gidermeye çalıştı. Peki, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi nasıl kuruldu? Bir diğer soru, 2017 yılında bağımsızlık için referandum yapan Barzani neden bunu hayata geçiremedi? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Birçok kaynağa göre Kürtler ilk çağlardan beri günümüzdeki İran-Irak sınırından başlayıp Basra Körfezi'nin güneyine kadar uzanan Zagros Dağları'nın çevresini mesken tutarken, ilerleyen dönemlerde ekonomik, siyasi ve coğrafi nedenler ile bu bölgenin dışına çıkarak daha geniş bir alana yayıldıkları kaydedilmiştir. 12. yüzyıla gelindiğinde Kürt bir komutan olan Selahaddin Eyyubi el-Kürdi, 1171 yılında Fatimi Devleti'ne son vererek Mısır, Orta Doğu, Hicaz ve Yemen'de hüküm sürecek olan Eyyubiler Devleti'ni kurarken, Kürtler bu devlet altında yaşamlarını sürdürmeye başladı. Tarihteki en büyük Kürt devleti olarak kabul edilen Eyyubi Devleti'ni kuran Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtararak kendisini tarihte önemli bir yer edindi. Selçuklular ve onların devamı olan Zengilerden miras aldıkları idari ve siyasi teşkilatlanmayı devam ettiren Eyyubiler, özellikle Kürtlerden ve Türkmenlerden oluşan ordularıyla Haçlılara karşı büyük başarılara imza attılar. Ancak bir süre sonra Kürtler ile Türkmenler arasında başlayan iç çekişme sonucunda her iki taraf da büyük kayıplar verirken, özellikle Nusaybin civarında başlayan bu çatışmalar Musul, Diyarbakır, Ahlat ve Suriye'ye kadar yayıldı. İç savaşın sonunda Türkmenlerin galip gelmesi ile Eyyubi Devleti'nin varlığı son bulurken, ayakta kalan birkaç Kürt aşiret beyi yeni kurulan Memlük Devleti'ne biat etmek durumunda kaldı. Müzik 1260 yılına gelindiğinde birçok bölge gibi Kürtlerin yaşadığı coğrafyada Moğol işgaline uğrarken, yerleşim merkezlerini tahrip eden, her şeyi yakıp yıkan Moğollar, Hakkari, Musul, Erbil, Mardin, Diyarbakır ve Ahlat'ta büyük katliamlar yaptı. Moğol akınlarından kaçan Kürtlerin bir kısmı Toros Dağları'nın eteklerine sığınırken, bir kısmı da Suriye ve Mısır üzerinden Cezayir'e kadar dağıldı. Bulundukları bölgelerde kalan Kürtler 1330'lu yıllara kadar Moğol hakimiyetinde yaşarken, 1430'larda Karakoyunluların bölgeyi ele geçirmesi ile Kürt aşiretlerinin büyük bir kısmı zor da olsa Karakoyunlu hükümdarları tarafından itaat altına alındı. İlerleyen yıllarda önce Akkoyunlu Devleti, ardından Safevi Devleti hakimiyetine giren Kürt aşiretleri bu dönemde genellikle yönetimsel bahaneler ile sık sık isyan çıkardılar. 1514 yılında Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında yapılan Çaldıran Muharebesi ile Kürdistan olarak bilinen bölgenin kuzeyi Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girdi. Genelde dağlık bölgelerde yaşayan Kürt aşiretleri Osmanlı hakimiyeti altında zaman zaman isyancı kimlikleriyle tanınırken, yaşadıkları bölgede meydana gelen siyasi hadiselerde önemli rol oynadılar. Bunun yanında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yerel Kürt beyleriyle yapılan anlaşma sonucunda Kürt aşiretleri kendi içlerinde bağımsız hareket etme hakkına sahip olurken, olası bir savaş durumunda Osmanlı ordusuna destek vermekle mükelleftiler. Bu anlaşmadan sonra Kürtler Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar sadakatlerini sürdürürken, özellikle devletin zayıfladığı dönemlerde Safavilerin saldırıları önünde Osmanlı'nın ön cephelerdeki gücünü oluşturdular. Bunun yanında Kürt aşiretler zaman zaman devlete karşı isyan etseler de bu isyanlar genellikle karşılıklı imtiyazlar sonucu kısa sürede sona erdi. 19. yüzyıla gelindiğinde merkeziyetçilik fikrinin Osmanlı topraklarında yavaş yavaş yayılmaya başlamasıyla, özellikle 2. Mahmut döneminden itibaren birçok Kürt aşiretinin gücü ellerinden alındı. İşte bu olay Osmanlı'nın doğu sınırlarında zaman zaman geniş çaplı isyanların yaşanmasına neden olurken, devlet yöneticileri isyanlara karşı bazen sürgün, bazen de şiddet yöntemleri kullanmak zorunda kaldı.
Sultan II. Abdülhamit döneminde jeopolitik kaygılar nedeniyle özellikle Irak Kürtleri ile ilişkiler düzeltilirken, Rusya'nın doğuda Ermenileri silahlandırıp isyan başlatması ihtimali karşısında genellikle Irak Kürtlerinin gücü kullanıldı. Bu yöntem o dönem için oldukça başarılı olsa da 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Kuzey Iraklı Kürtler ile Osmanlı Devleti'nin arası açılmaya başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ciddi sorunlar yaşayan Mahmut Berzenci liderliğindeki Kuzey Irak Kürtleri Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatsa da isyana Osmanlı ordusu tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. Yapılan müdahale sonucunda kısa sürede 50 isyancı öldürülürken isyanın lideri Mahmut Berzenci ise yakalanarak tutuklandı. Liderlerinin idam edileceğinin haberlerinin yayılmasının ardından Mahmut Berzenci'nin serbest bırakılmasını isteyen Kuzey Irak Kürtleri isteklerinin yerine getirilmemesi halinde intikam saldırıları düzenleyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine İttihat ve Terakki yönetimi geri adım atarak Mahmut Berzenci'nin Süleymaniye'ye dönmesine izin verdi ve olayların durulmasını sağladı. Tarihler 1918 yılını gösterdiğinde 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması gereği Irak bölgesinden çekilirken yönetimi Şeyh Mahmut Berzenci'ye bırakmak zorunda kaldı. Mahmut Berzenci her ne kadar İngiliz yönetimi altında bölgede hüküm sürse de 1922 yılında Süleymaniye bölgesinde Kürdistan Krallığı'nı kurduğunu ilan etti. Ancak bu krallığı tanımayan İngilizler yeni kurulan krallığa karşı geniş çaplı bir harekat başlatırken, 2 yıl süren çatışmaların ardından 1924 yılında Kürdistan Krallığı tamamen dağıtıldı. Yakalanan Berzenci tutuklanarak 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra Hindistan'a sürgün edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Bu süreçte ortaya çıkan yönetim boşluğundan yararlanmak isteyen Barzani aşireti adını ilk kez 1920'li yıllarda duyurarak İngilizlere karşı bir dizi isyan başlattı. Bir yandan Barzani isyanıyla uğraşan İngilizler, diğer yandan da Ankara hükümeti ile Musul pazarlığı yapmaktaydı. Barzani isyanını Faysal bin Hüseyin'i Irak'a kral yaparak aşan İngilizler, Musul sorununu çözmek için ise Mahmut Berzenci'nin gücünü kullanmaya karar verdi. Kral Faysal ve İngilizler Musul konusunda Türkiye'ye karşı kendilerine destek vermesi karşılığında Süleymaniye'de Berzenci'nin bağımsızlığını tanıyacaklarını bildirdiler. Mahmut Berzenci ilk başta bu teklifi kabul etse de kısa bir süre sonra kendisini Irak kralı olarak ilan edince önce tutuklandı, ardından tekrar sürgüne gönderildi. Bu dönemde İngilizlerin desteklediği Bağdat hükümeti ile Kuzey Irak'ta söz sahibi olmak isteyen Barzani aşireti arasında gerilim tekrar tırmandı. Mustafa Barzani 1932 yılında Türkiye'den Irak'a geçmesinin ardından yavaş yavaş aşiretin tüm yönetimini ele geçirirken, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı kargaşa ile birlikte bağımsızlık hedefiyle Irak hükümetine karşı silahlı mücadeleye başladı. 1943 yılı içerisinde Mustafa Barzani Kuzey Irak'taki polis karakollarına kanlı baskınlar düzenlerken, Bağdat yönetimi ise bu saldırılar karşısında 30 bin askerini Kuzey Irak'a gönderdi. 2 yıl kadar iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken savaşın kazanan tarafı İngiliz destekli Bağdat yönetimi oldu. Bunun sonucunda Mustafa Barzani Sovyetler Birliği'ne sığınarak onların kontrolündeki İran'a geçiş yaptı. İran'da Kürtçü hareket lideri Muhammed Gazi ile yakınlaşan Barzani, Irak Kürdistan Partisi'ni kurarak mücadelesini bölgesel genişliğe yaymaya çalıştı. Nitekim 1946 yılında Sovyet destekli Muhammed Gazi'nin İran topraklarında kurduğu Mahabad Cumhuriyeti'nde Mustafa Barzani general rütbesiyle görev aldı. Ancak kuruluşundan 11 ay sonra Moskova yönetiminin İran ile anlaşması üzerine Mahabad Devleti yıkılırken Barzani için de zor yıllar başlamış oldu. Bir süre Sovyetler Birliği'nin farklı bölgelerinde yaşayan Mustafa Barzani, 1958 yılında Irak'ta yapılan Sovyet yanlısı askeri darbeden sonra yeniden Irak'a döndü. Darbenin liderlerinden olan General Abdülkerim Kasım'ın Kürtlere yönelik olumlu tutumu Mustafa Barzani'ye umut verirken, Bağdat'ta kurulacak olan Ulusal Birlik Cephesi'nde yer almak üzere Bağdat'a geldi. Başlarda iyi giden ilişkiler General Kasım'ın Arap milliyetçiliği uygulamaları üzerine gerilirken, 1961 yılından itibaren bu gerilim Barzani liderliğindeki Kürtler ile hükümet arasında savaşa neden oldu. Bu arada dönemin Türk hükümeti Barzani aşiretini Türk topraklarına karşı yanlış yapmama konusunda uyarırken, bir yandan da bölgesel çıkarları nedeniyle Mustafa Barzani ile yakın ilişki kurmaktan geri kalmıyordu. Ancak 1960'ların ortalarından itibaren Baas Partisi'nin Irak'ta başa geçmesi ile birlikte Türkiye'nin tutumu da değişmeye başladı.
Mustafa Barzani liderliğinde savaşmayı sürdüren Kürtler, Irak güçlerine yer yer üstünlük kurarken, özellikle dağlık kesimlerde kurtarılmış bölgeler oluşturuldu. Bu dönemde Baas lideri Abdülselam Arif, Mustafa Barzani'ye haber göndererek anlaşma yapma konusunda görüşmeleri başlatması, tansiyonu bir nebze düşürse de ciddi bir sonuç alınamadı. Bunun nedeni Bağdat yönetiminin Kürt azınlığa özerklik yerine çeşitli haklar vermek istemesi, Mustafa Barzani'nin ise Kürtler için özerklikte ısrar etmesiydi. Anlaşma sağlanamaması üzerine Irak, Kuzey Irak Kürtleri arasındaki çatışmalar kaldığı yerden devam ederken bu çatışmalar 1965 yılının sonlarına kadar sürdü. Her iki tarafın önemli zayiatlar vermesi ve sorunun çözümünün silahla sağlanamayacağının anlaşılması üzerine Haziran 1966'da Barzani ve Irak lideri Abdülselam Arif arasında barış görüşmeleri başladı. Ancak önce Abdülselam Arif'in hayatını kaybetmesi, ardından da 1968 yılında bir Baas içi darbe sonucu Saddam Hüseyin'in başa gelmesi sürecin baltalanmasına neden oldu. Irak'ın yeni lideri Saddam Hüseyin ülkedeki Kürt sorununun konusunda Barzani ile görüş ayrılığı içinde olsa da Kürtlere bir takım yeni haklar verdi. Ne var ki Bağdat hükümetinin bir diğer niyeti de Kürt cephesini bölerek Barzani'nin gücünü kırmak ve nihayetinde kuzey bölgelerinde tüm gücü eline almaktı. Nitekim 1969 yılında hükümet Kürdistan Demokratik Partisi içinde Celal Talabani liderliğindeki muhalif grubu daha da güçlendirerek Barzani'ye karşı kullanmaya başlayınca Barzani ile hükümet arasında yeniden çatışmalar başladı. Bu arada uluslararası güçlerin siyasetinde de bir takım değişiklikler yaşandı. Eskiden Kürtlere her türlü destek sağlayan Amerikan yönetimi Saddam ile iyi geçinme adına Barzani'ye desteğini keserken Sovyetler Birliği ise Kürtlere destek vermeye başladı. Soğuk Savaş'ın gölgesinde geçen özerklik görüşmeleri nihayetinde 11 Mart 1970'te sonuçlanırken bu anlaşmanın bazı maddeleri şu şekildeydi. Anayasal çerçevede ve uygulamada Arapların ve Kürtlerin eşit haklardan yararlanması, Kürt bölgesindeki ekonomik geri kalmışlığın ortadan kaldırılması ve eğitim kurumlarının sayısının arttırılması, halkın çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölgelerdeki resmi kurumlarda Kürtlerin ya da Kürtçe bilenlerin görevlendirilmesi, Kürtlerin vali, vali yardımcısı ve emniyet müdürü gibi sorumlu makamlara da tayin edilebilmesi, Kürtlerin nüfus oranına uygun olarak Irak parlamentosunda temsil edilmesi, devlet ve genelkurmay başkan yardımcılarının Kürt olması, çarpışmalarda ölen Kürtlerin ailelerine para yardımı yapılması, aralarında Kerkük'ün de içinde olduğu yerlerde resmi nüfus sayımı yapılarak Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerin birleştirilmesi ve son olarak anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra otonomi ilan edilmesi. Anlaşma ile birlikte Kürt isyancılar dağlardan inerek kendi meclislerini kurup özerklik yönetimlerini inşa etmeye koyuldu. Ancak Baas rejimi 1972'de özerklik konusunu tekrar gündeme getirerek petrol yatakları bakımından zengin olan Kerkük'ü özerk yönetimin dışında tuttu, ayrıca Kürt bölgelerine ayrı bir egemenlik hakkı da vermedi. Bunun sonucunda Bağdat yönetimi ile KDP arasında soğuk rüzgarlar eserken Irak'la Sovyetler Birliği arasında dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzalanması tüm denklemi bir anda yeniden değiştirdi. Bu anlaşma üzerine Irak'ın eksen değiştirdiğini gören Amerika, Bağdat'ı cezalandırmak için bu defa ayrılıkçı Kürtlere destek vermeye başladı. Barzani 1974'te bu desteğe güvenerek Bağdat yönetimine karşı tekrar ayaklansa da, bu sırada Mustafa Barzani'nin hastalanarak 1979'da hayatını kaybetmesi ayaklanmayı sonuçsuz bıraktı. Mustafa Barzani'nin ölümünün ardından gerek Bağdat yönetimi, gerekse diğer ülkelerle girilen karmaşık ilişkiler, Kuzey Irak'taki Kürtlerin arasında farklı grupların ortaya çıkışına ve kendi aralarında yaşanan rekabete zemin hazırladı. Mustafa Barzani'nin ölümünün ardından Kürdistan Demokratik Partisi'ni Mesut Barzani ve İdris Barzani ortak olarak yönetmeye başladı. 1980 yılında başlayan İran-Irak Savaşı ise Kürdistan bölgesel yönetim için adeta bir fırsat oldu. Tahran yönetiminin desteği sayesinde Irak Kürtleri Saddam'a karşı başarılı saldırılar düzenleyerek Kürt bölgelerinde kontrol ettikleri noktaları genişletmeyi başardı. Ancak Kürtlerin İran ile işbirliği yaptığını öğrenen Saddam, 1986-1988 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı kimyasal gaz saldırılarına başladı. Kürt halkına yapılmış bir katliam olarak tarihe geçen bu zehirli gaz saldırısında yaklaşık 5000 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 7000 kişi ise yaralandı. Müzik
Savaş sürerken İdris Barzani'nin 1987 yılında hayatını kaybetmesiyle Mesut Barzani KDP'yi tek başına yönetmeye başladı. 1988 yılında İran-Irak Savaşı sona erse de 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi bir anda tüm dengeleri değiştirdi. Küresel çapta tepki çeken bu işgale karşı uluslararası bir koalisyon kurularak Saddam rejimine yönelik savaş seçeneği devreye sokuldu. Koalisyon güçlerinin Irak'a Basra Körfezi'nden saldırmasıyla Saddam Hüseyin askerlerini güneye doğru çekti ve Irak rejiminin Kuzey Irak'taki kontrolü her geçen gün azaldı. Bunu kendi bağımsızlıkları konusunda fırsat olarak gören Kuzey Irak'taki Kürtler de harekete geçmekte gecikmedi. Yapılan bir dizi saldırı sonucu Kerkük de dahil olmak üzere Kuzey Irak'taki birçok yerleşim yeri Kürtlerin eline geçti. Amerika liderliğinde başlatılan Körfez Savaşı sonucunda Saddam Hüseyin Kuveyt'ten çekilmek zorunda kalırken gözünü Kuzey Irak'ta Kürtlerin eline geçen bölgelere çevirdi. Tam bu dönemde aralarındaki rekabeti bir kenara bırakan Barzani ve Talabani güçleri bir araya gelerek 5 Mart 1991 tarihinde Bağdat'a karşı isyan başlattı. Ancak çok geçmeden Saddam rejiminin sert müdahalesiyle Kürt grupların eline geçen kentler bir bir geri alınırken Irak ordusu 29 Mart'ta peşmergeleri Kerkük'ten tamamen çıkarttı. Ardından Irak ordusu 30 Mart'ta Duhok ve Erbil'e, 1 Nisan'da Zaho'ya ve 3 Nisan'da Süleymaniye'ye girdi. Irak hükümeti 5 Nisan'da Irak'ın tüm kentlerinde isyan eylemlerinin tam olarak yok edildiğinin açıklamasını yaptı. Sonuç olarak bölgeye giren Saddam güçlerinin acımasız saldırılarından korkan 500.000 Kürt sınırı geçerek Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Nisan 1991'de toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aldığı 688 sayılı kararla Baas rejim güçlerinin 36. paralelin kuzeyine geçişini yasaklayarak bu bölgede uçuşa yasak bir alan oluşturdu. Böylece Kuzey Irak bölgesinin Merkezi Irak yönetiminden ayrışma süreci uluslararası himaye altına alınmış oldu. Irak ordusunun Kuzey Irak'tan çekilmesi 1991 yılının Ekim ayını bulurken bu tarihten sonra bölge fiilen Bağdat'ın kontrolünden çıkmış oldu. Bu süreçte Amerika Merkezi Irak hükümetini ambargolarla zayıflatırken Kuzey Irak'taki Kürt gruplarını ise hem ekonomik hem de askeri yönden güçlendirmeye başladı. Tarihler 2001 yılını gösterdiğinde 11 Eylül'de Amerika'ya yapılan İkiz Kule saldırılarında Başkan Bush Irak'ın parmağı olduğunu öne sürdü. Bununla yetinmeyen Başkan Bush sonradan uydurma olduğu anlaşılan uydu görüntüleriyle Irak rejiminin kimyasal silah üretmeye başladığını iddia ederek 20 Mart 2003'te Irak Özgürleştirme Operasyonu adı altında fiili bir işgale başladı. Bu işgal sırasında Amerikan ordusu güneyden kuzeye doğru ilerlerken Mesut Barzani'ye bağlı Peşmerge kuvvetleri de iki Amerikan komutan liderliğinde güneye doğru harekete geçti. Netice olarak yaklaşık bir ay gibi bir sürede Saddam ve ordusu yenilirken bu savaş sonunda Kürdistan bölgesel yönetimi de varlığını tamamen sağlamlaştırmış oldu. Saddam Hüseyin devrildikten sonra hazırlanan yeni bir anayasayla Mesut Barzani bağımsız bir federatif yapı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilirken Celal Talabani de Irak'ın Arap olmayan ilk cumhurbaşkanı oldu. Yine aynı anayasa ile Arapça ve Kürtçe ülkenin resmi dili olarak kabul edildi, ayrıca silahlı peşmerge güçlerinin varlığı da garanti altına alındı. Ayrıca ülkenin federal bölgelere bölünmesi Kuzey Irak Kürtlerinin yıllardır hayalini kurdukları bağımsız bir devlet için atılan ilk adım oldu. Nitekim Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu'nun birçok ülkesinde yaşanan gösteriler Irak'a sıçradığında bu durum Kuzey Irak için bağımsızlığa giden yolu daha da elverişli hale getirdi. Mesut Barzani bağımsızlık kararını kendi vatandaşlarının vereceğini söyleyerek 25 Eylül 2017'de bir referandum düzenledi. Başta Irak hükümeti olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin ambargo tehditlerine rağmen yapılan referandumda seçmenlere Kürdistan bölgesi ve bu bölge dışında kalan Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz sorusu soruldu. Seçmenlerin %92'si bu soruya evet yanıtını verdi. Ancak bu referandum sonucu Merkezi Irak yönetimi tarafından tanınmazken Irak Kürt bölgesel yönetiminin siyasi durumunda da bir değişiklik yaratmadı. Kuşkusuz bu referandumun rafa kaldırılmasının bir diğer nedeni de 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'ydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk bu günleri yaklaşık 100 yıl önceden tahmin etmiş olacak ki imzaladığı Ankara Anlaşması Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması halinde Türkiye'nin otomatik olarak Musul ve Kerkük üzerinde hak iddia etmesine neden oluyordu. Bu yüzden eli kolu bağlı olan Kuzey Irak Kürt yönetimi bağımsızlık kararında çok fazla ısrar edemedi.
Gelelim günümüze. DAEŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin piyonu olan PYD, YPG, PKK oluşumu Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında devlet kurma çabaları içerisinde. Bu çabalara karşın Türk ordusu Suriye'ye birçok kez sınır ötesi harekat yaparken Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devletin kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğini her fırsatta dile getirmekte.